mevzu. 22 Nisan'da duruşma var. 22 Nisan'da Çağlayan Adliyesi'ndeyiz ve 4 arkadaşımızı 22 Nisan günü Çağlayan Adliyesi'nden alacağız. Tabii bu süreçte başımıza gelen tek şey tutuklamalar olmadı. Çeşitli arkadaşlarımız işlerini kaybettiler. Onlardan bir tanesi bugün aramızda. Mersin Üniversitesi Eğitim Sentersi temsilciliğini de yıllarca yapmış olan yan doçent doktor Mustafa Şener burada. O da arkadaşlarımızla dayanışmak için buraya kadar geldi. Kendisi zaten bu aralar sürekli seyyar. Bu mevzu çıktığından beri gidip konuşmadığı hiçbir yer kalmadı. Dolayısıyla burada da forma ilk önce biz onlara başlayalım. Teşekkür ederim. Öncelikle Mersin'deki arkadaşlarımızın selamlarını ileterek başlayayım. Hepsinin çok selamı var. Bugün onlar da bu saatlerde Mersin kampüsü içerisinde bir nöbet eylemi organize ettiler. Ayrıca da selamlarını iletmemi istediler. Ben evet biraz ilk işsiz kalanlardan biri olduğum için vaktim çoğaldı ve biraz geziyorum. Bu bakımdan Silivri'ye de gelmemem olmazdı. Şimdi yani ne söylenebilir bilmiyorum. Evet biraz zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama ben kişisel olarak hani zaman zaman umutsuzluğa kapılsam da aslında çok yani bu işin iyi biteceğini düşünüyorum. Aslında çok önemli bir direniş gerçekleştirmekte olduğumuzu hep beraber düşünüyorum. Ve hani gelecekte biraz daha aydınlık bir Türkiye olacaksa bence onun içerisinde bu direnişin payının önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da hani geçici sıkıntıları hep birlikte dayanışarak zaten atlatacağız. Atlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işsiz kalmalar, geçici tutuklanmalar belki başka bedellerde ödeyeceğiz. Ama gerçekten ben yani sonuç itibariyle belki haklı olduğumuza duyduğum sonsuz güvenle aslında güçlü de hissediyorum kendimizi. O kadar güçsüz olmadığımızı düşünüyorum. Evet işimiz belki çok kolay değil ama eninde sonunda biz kazanacağız. Türkiye kazanacak diye düşünüyorum. Hani şu bahar gününde işte çok sevdiğim bir Neruda mısrasını belki bir daha söyleyerek şey yapabilirim, bitirebilirim. Baharın çiçekli dalları kırabilirsiniz belki ama baharın gelişini engelleyemezsiniz diyordu Neruda. Bence yine öyle olacak. Yine bahar gelecek. Yine çiçekler açacak. Arkadaşlarımızla beraber Çağlayan'da ben halay çekeceğimize de inanıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Mehmet Hocam belki bir şey yapmak ister. Ya ben Türkiye Sosyal Bilimler Derneği adına katılıyorum bu nöbete. Malum hepimizin bildiği bir şeyde yaşıyoruz, ortamda yaşıyoruz. Belki bizim biraz daha öne çıkartmamız gereken meselelerden birisi akademinin ve üniversitenin genel durumu. Çünkü hastalıklı, yani patolojik bir yapıyla değil, patojenik denilen, hastalık üreten bir yapıyla karşı karşıyayız. Bununla baş etmenin yollarını bulmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Bunu hep beraber dayanışarak yapacağız. İçerideki arkadaşlarımızı 22'sini de dışarı aldıktan sonra belki bu konuda daha fazla ısrarcı olmamız gerekiyor. Herkese buradan içerideki arkadaşlara selam ederim. Değil mi? Bitireyim. Merhaba. Ben de Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği olarak ben ve arkadaşlarım buradayız. Biz hepimiz barış için, barış isteğiyle açığa çıkan 1128 arkadaş adına dernek olarak yanında olduğunu ve birlikte hareket edeceğimizi söylüyoruz. Bu işten hep birlikte barışa doğru hareket eder biçimde ayrılacağımızı düşünüyorum. Gülen Hocam'a teşekkür ediyorum. Kusun Hocam. Merhaba. Ben de Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu adına buradayım. Aslında gelinen nokta bundan 4-5 yıl önce başlamıştı. Git Türkiye düzenli olarak üniversitelerdeki hak ihlallerini raporladı. Yeni raporumuz birkaç güne kadar çıkacak. Dolayısıyla bu yaşadığımız, şu anda yaşadığımız durum aslında akademiyanın geneline değil, bir bölümüne ve özellikle de seçilmiş
bir öğretim üyesi profiline yönelik bir baskı ve yıldırma harekatı. Bu noktada dayanışmamız çok değerli. Dayanışarak çoğalacağız, büyüyeceğiz ve bugünlerde atlatılacak. Biz tekrar üniversitelerde, sınıflarımızda görevlerimizin başına döneceğiz. Teşekkür ederim. Murat, sen de bir ev sahibi olarak bir şey söyler misin? Arkadaşlar hep umut vaat eden söylemler oldu. Ben de benzer bir konuşma yapacağım aslında. Karanlığın en yoğun olduğu zaman aydınlığa en yakın olunan zamandır derler. Ben de o zamanı yaşadığımızı düşünüyorum. Ve yılgınlık yok, direniş var diyorum. Hep beraber kol kola, omuz omuza direnip bu günleri aşacağız ve aydınlık yarınlara kavuşacağız diyorum. Teşekkürler.